Akif peki, 14 Aralık 2021 Karar Bakan Nebati partisini inandırdı mı? İktidarın denediği modelin başarısı hepimizin ona inanmasına bağlıymış. İnanırsak olur yani. Necip Fazıl'ın dizeleriyle Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Fakat üstad su iner yokuşlardan hep basamak basamak, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat da diyor. Her ne kadar fakat Sakarya başka yokuş mu çıkıyor ne dese de sular şiirde dahi tersine akıtılamıyor üstad farkında. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yine de ülke yönetiminde denemeye değer buluyor. İnanırsak başaracağımızdan emin. HaberTürk'ten Sevilay Yılmaz'a açılmış. Öyleyse iknaya, inandırmaya partisinden başlaması gerekmez mi? Mesela dışarıdan herhangi bir saldırı yok. Çok net olarak söylüyorum. İçeride birkaç manipülatif, spekülatif işlem var. Kanaatini hepsi paylaşıyor mu? Numan Kurtulmuş hiçbir ekonomik gerekçesi yokken kurlar birden yukarı doğru fırladı diyeli 3 gün olmadı daha. Hem TL'nin değerini düşürüp doları yükselterek yeni bir model denediğinizi, ucuz TL ile pahalı doların daha avantajlı olduğunu söyleyeceksiniz, hem de kurları siz zıplatmamışsınız, fiyatlar bu yüzden uçmamış, hayat pahalılığı bundan kaynaklanmamış, Allah Allah niye böyle olmuş ki gibi konuşacaksınız. Yaptığınızın arkasında daha kendiniz duramıyor, dürüstçe sorumluluğunu alamıyorsanız yeterince emin değilsiniz demektir. Kendiniz güvenip inanmazken ne yaptığınızı bildiğinize kim inanır, kim güvenir? Bakan Nebati hiç değilse dürüstçe üstleniyor, iyi bir başlangıç noktası. Geriye partisinin diğer sözcülerini inandırmak kaldı. Onları da tapınak şövalyelerinin kur oyunlarıyla bize saldırmadığına ikna ederse tamamdır. Bizanslıların enflasyon entrikalarıyla bizi batırmaya çalışmadığı konusunda aralarında ağız birliğine varsınlar. Allah bizi açlıkla sınadığı için yoksullaşmadığımıza da hep birlikte kanaat getirdiklerinde oturup konuşmaya hazırlar demektir. Avrupa Birliği ile Amerika'da enflasyon patladı. Yüzde beşlere geldi ki tarihi bir seviye olduğunu iktidar medyası sürekli haber veriyor. Faizleri sıfır dolaylarında ama enflasyonda 30-40 yıldır bu seviyeleri görmemişler. Peki onlar niye kontrolden çıkarsa enflasyona müdahale için faiz artışına gidebileceklerinden bahsediyorlar? Avrupa Amerika Merkez Bankaları'nın faizi yükseltme silahına davranarak enflasyonu düşürebileceklerine inanmalarının sırrı sebebi ne olabilir? Biz paramıza değer kaybettirip enflasyonu körükleyerek mücadeleyi kazanmaya çalışıyoruz. Onlarsa paralarının değerini koruyup yangını büyümeden söndürme politikası izliyor. Bizim iktidarın bildiği ama onların henüz bilmediği nedir? Bakan Bey bu soruya akla yatkın bir cevap verebilirse ciddi bir ikna gücü elde edecektir. Aksi halde kendisinin kaybedecek babadan kalma çok şeyi var. Çulsuz halkın kaybedecek zaten bir şey yok. Neden korkacaklar? En fazla enflasyonun altında ezilip ekmek soğan yiyecekler. Onu da bulamayan açlıkla imtihan olacak. Bitersek hep beraber biteceğiz. Tam anlatamasa bile iktidarın ne yaptığını bildiğine güvenirsek turnayı gözünden vuracağız. Herkes zenginleşecek gibi argümanlar iknaya yetmez. Madem suyu tersine akıtma deneyi yapıyoruz ve başarısı hepimizin inanmasına bağlı, bu kumarı niye oynamamız gerektiğini baştan bir daha anlatsınlar. Dış güçler de saldırmıyor, zorumuz ne, bu çıkmaza neden girdik? Göstere göstere kara propaganda. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geliyor gelmekte olan sloganı TRT1'deki teşkilat dizisinde bir teröriste söylettirilmiş. Haber oldu. İzlemediğim için okuduklarımdan aktarıyorum. Sloganı kullanan karakter kamuoyunda hayırsever iş adamı diye biliniyormuş ama gerçek yüzü başkaymış. Dış güçlerin uzantısı bir hain olarak gösteriliyormuş. Böylece ana muhalefetin bir sloganı hain ağzı gibi sunulmuş ve dış güçlere mal edilmiş oluyor. Mesaj açık. Bu bir kara propaganda yöntemi. Yalan, iftira ve karalamayla siyasi rakibi yıpratmaya, demokrasinin de altını oymaya yarıyor. Dinin nasları bu konuda ne der? kamu kaynaklarıyla millete algı operasyonu çekmek helal midir, haram mı? Ahlaken meşru mudur, değil mi? Demokratik midir, antidemokratik mi? Hepsini koysunlar bir kenara, sadece şunu düşünsünler. Bu yöntemin ilk sahiplerine, eski kullananlarına ne hayrı oldu ki 3. sınıf taklitçilerine olsun? Asıl mucitleri, babaları, dik alasını yapanlar nerede şimdi? Millete, memlekete ödettiği bedel yetmedi mi? Akif Bekir